Sırrı Süreyya Önder ve Hasan Cemal ile birlikteyiz. Reklam arasından önce Hasan Cemal Sırrı Süreyya'ya peki çözüm sürecinde ya da İmralı ile görüşmelerde ne noktadayız sorusunu sordu. Cevabı bekliyoruz. Bıçak sırtındayız. Yani bıçak sırtındayız. Bunun anlamı savaş olur demek değil. Hele biz sivil siyaset ayağında bu işi yürüten ve kendisini hep barış ve çözüm, demokratik çözümden yana konuşlandıran insanlar olarak bunu söylemek çok sıkıntı verici. Ama bıçak sırtındayız. Çünkü bundan da sadece hükümet sorumlu değil. Kim? Yani bunun tek sorumlu. Topyekün devlet mekanizması, ana muhalefet ve hükümet hepsi birden sorumlu. Hükümet ne yapmadığı için özellikle bıçak sırtındayız? Hükümet bir kere bugün yapmayı akıl ettiği işleri bugüne kadar yapmadığı için. Terörle mücadele yasası. Terörle mücadele yasası, özel yetkili mahkemeler, karabeti. Şimdi bir bu. İkincisi, daha henüz bütün hatlarıyla ortaya çıkmadı. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. En son Sayın Pervin Buldan ve Sayın Balıken'le beraber Adalet Bakanı Sayın Bozdağ'la görüştük. Ve bir öneriler paketi sunduk bu demokratikleşme anlamında. Ne kadar ortaklaştıracaklar bu belli değil. Eğer bu sunduğunuz demokratikleşme paketinin içinde yer alanları sen biliyorsun tabiatıyla. Peki hükümetin bugün atmak istediği adım bu paketin %10'u mu, 5'i mi nedir? Şimdi daha hükümet bu konudaki paketini açıklamadığı için ne söylesek spekülatif olur. Gönül ister ki fazlasını yapsınlar. Ama ne zaman bu paket meclise gelir, o zaman tavuğun cücüğünü güzün sayarlar derler. Yani bir bakalım ne gelecek meclise yaralanmadan, berelenmeden. Devam edeyim. Eğer hükümet bu düzenlemeleri kendi canını kurtarmakla sınırlı tutarsa bu bıçak sırtı felakete dönüşür. Eğer bunu genel bir demokratikleşmeye vesile sayarsa, her şer bir hayre gebedir. Bunu böyle telakki ederse o zaman da süreç hakiki bir müzakere aşamasına evrilmiş olur ve çözüm yolunda çok daha hızlı, çok daha sonuç alıcı bir sürece girmiş oluruz. Olan bu. Canını kurtarmaktan kastın ne dedin ki? Canını kurtarmak dedin. Canını kurtarmak için adımlarla sınırlarsa bir yere gidilmez dedin. Evet. Yani şunu nedir kastediyorum. O? Neyi kastediyorsun? Hepimizin hafızasında kanayan bir yere tekabül eden bir şeyle başlayayım. Bu halk bu 301. maddeyi iyi bilir mesela. Hasan abi de şeyin serencamını iyi bilir. Bu 301'den ben de yargılandım. Onun için diyorum. Bu 301 kaç kılık aldı kaldırılma adı altında? En iyi siz bilirsiniz. Şimdi terörle mücadele kanunu kaldırılacak deniyor. İyi güzel. Kaldırılacak gibi de duruyor. Fakat bunu mevcut ceza yasasına serpiştirirseniz, hani oradan kaldırdık ama şunun içine yerleştirdik gibi bir yaklaşım geliştirirseniz, bu hepimizin başta demokrasinin felaketi. Tıpkı 142, 162, 163 kaldırıldı fakat aynı zamanda ceza yasasının içine 312 kondu bilmem ne kondu. Hiç değişen bir şey olmadı yani. 12 Eylül'de yargılandım ve ceza aldım. 12 Eylül'deki gerek uygulama gerek yasa eğer bir tercih etme durumu olursa bugünkü bu terörle mücadele kanununa tercih edilebilecek durumdaydı. Yargılanmış ve ceza almış. Bunu bizzatı pratiğinde ve binlerce insanın da bu seyrine tanık olmuş birisi olarak söylüyorum. Bunun demokrasiyle, buna faşizm bile dar gelir. Yani faşizmi de aşan bir keyfiyet. Bu söylediğin ihtimal var mı Sırrı Süreyya? Yani
terörle mücadele kanunu biz değişti, kaldırıyoruz dediler. Fakat şimdi aynı yola Türk ceza yasasıyla kanunuyla devam edeceğiz. Ben bu müzakere heyetine alınmam ne kadar doğru bir seçim emin değilim. Çünkü ben devlet denen nesneye çok mesafeli bakan bir siyasal anlayıştan geliyorum. Elbette hiç kimse kötü bir şey yapmadı. Fakat şöyle bakıyorum, ben devleti bildiğim için yani bir sınıfsal tahakküm aygıtı olarak baktığımda çok umut var olamıyorum ama bu çaba sarf etmemin önünde mani değil. Bir başbakana atfedilen bir fıkra vardı bu ülkede bir başbakana. Bir gün devlet arşivlerine iniyor, bakıyor dağlar kadar arşiv. Yahu diyor bunlar artık bir işimize yaramaz, bunları SEKA'ya gönderin. Şimdi özelleştirildi, sermayeye peşkeş çekildi, belki bilmeyen yeni nesil olur. Kağıt fabrikasına gönderin, hani hamur edilsin, tekrar kağıt olsun, biz de kurtulalım. Hay hay diyorlar, başbakan arkasını dönüyor, tekrar geri dönerek diyor ki, her ihtimale karşı birer fotokopilerini alın. Şimdi atfedilen bir şeydi bu, hani gerçekte olmuş mudur bilmiyorum ama atfedilen bir şey. Devletin refleksi bu. Bu devlet kolay kolay siz eğer net bir demokrasi cephesi oluşturmazsanız, bu demokrasi cephesinin etrafını da halkla tahkim etmezseniz, yani halkın da yakıcı bir talebine dönüşmezse demokrasi, devlet kolay kolay bu hükümranlık alanlarını terk etmez. Peki. Senin izinle yani düne kadar biz Türkiye'de darbe tertipleriyle, askeri vesayetle bununla mücadele eden falan söz edildik. Bir sürü şey yaşandı Türkiye'de. Ayrıntıya girmiyorum ama 17 Aralık geldi. Dendi ki Milli Ordu'ya kumpas kuruldu. Evet. Yani biz başbakan tarafı Milli Ordu'ya kumpas kuruldu diyerek bütün bir geçmişi şey yapmaya başladı. Ve o Milli Ordu'ya kumpas olayı ve askeri vesayet konusunda da o zaman demek ki Başbakan Erdoğan da Ankaralılaştı, devletleşti. Devletleşen bir Başbakan Erdoğan nasıl olacak da bu senin dediğin bir demokratikleşme hamlesini yapabilecek mi? Ne dersin? Çok güzel bir soru Sayın Cemal. Öncelikle teşekkür ederim. Tam siyasetçi girişi buradan çakabilir arkasında. Bu soruyu bana cevaplama şansı verdiğiniz için. Soru neydi Hazır? Şimdi, Erdoğan'ın devletleşmesi meselesi. Şimdi öncelikle iki tane cevabı var bunun. Birincisi bunun samimiyeti. Yeni bir bulgu var mı ortada? Yani diyelim ki işte hani biz kullanıldık diyorlar. Peki ve aptallığa varan kendileri için tanımlamalar yapıyorlar. Kullanışlı aptallık falan filan. Eyvallah. Yeni ne oldu da siz bu duruma vardınız? Yeni bir belge, yeni bir delil, yeni bir şey çıkmadı. Bugün ortaya çıkan Ergenekon özelinde söyleyeyim. Beş nolu CD dediğiniz şey geçmişten beri var olan ve üzerinde ağır iddialar ve şüpheler olan bir şeydi. Yeni bir şey çıkmamışsa, yeni bir faktör çıkmamışsa, yeni bir faktör çıkmadan siz böyle bir öz eleştiri veriyorsanız, bunun samimiyetine insanları inandırmakta güçlük çekersiniz. Bunun demokratikleşmeye yansıması nasıl olur? Şimdi gelelim demokratikleşmeye. Yani burada böyle bir sorunlu alan var. Birdenbire herkes meğer yapılanlar büyük bir şeymiş, bühtanmış noktasına geldiğinde bu ağır inandırıcılık sorunu yaşıyor. Çünkü ortada yeni bir şey yok. Gelelim demokratikleşmeye. Burada yaygın bir yanılgı var. Zannediliyor ki bu salt hükümetin tasarrufuyla yürüyen bir şey. Oysa bu sosyolojiye hakaret. Kardeşim hükümet bu adımı niye attı? Yani düne kadar hamiyetsizdi, bir gece yattı kalktı,
bir ilham geldi, hadi bir miktar demokratikleşelim mi dedi. Yok böyle bir şey. Arkasında bizim verdiğimiz ve yalnız kaldığımız, bunu ısrarla söylüyorum, bir tartışmanın konusu yapabilirsiniz. Biz bu ülkede sadece kendimle ilgili kısmını söyleyeyim. 2011'den bugüne verdiğimiz demokrasi mücadelesinde karşımızda bütün bugün yanında ya da karşısında yer almamız istenen herkes bir bloktu. Başbakanın tabiriyle hepiniz oradaydınız. Biz burada, siz Gezi'de benim için böyle bir tanımlamalar yaptınız. Ama ben 2011 Haziran'ı, hatta Haziran'ı da değil, Nisan'ından beri, aday olduğumdan beri ben bu ülkede gaz bombasına maruz kaldım. Kardeşim, içimden geçen gaz BOTAŞ boru hattını kıskandırır. Ne için? Demokrasi talep ettiğimiz, demokratik bir çözüm talep ettiğimiz için. Nerede bir itiraz, nerede bir hak ihlali varsa Kürt meselesiyle sınırlı olmamak üzere. Sendikalaşma meselesinden HES'lere varana değin. Nerede bir bozucu alan varsa biz, ben ve arkadaşlarım oradaydık. Bu kazı o zaman da yedik. Bugün kepçenin önüne durduk, dün tomaların önüne duruyorduk. Şimdi bu hiç görülmedi. Gezi ile birlikte görünür oldu. Ha, kazın ayağı öyle değilmiş, perdeliymiş dediler. Kazın. Şimdi hadise şu, demokratikleşme hükümetin keyfi istedi diye başlayan bir süreç değil ki keyfi kaçtı diye dursun. Arkasında çok ağır, çok bedeller ödenmiş, hapishane ve kabristanlarla kuşatılmış bir mücadele geçmişi var. Ve devlet topyekün hükümetiyle, yargısıyla, emniyetiyle, siyasi taraflarıyla, devlet topyekün biz bu talebi güvenlik yaklaşımıyla çözemeyeceğiz. Çareleri tüketmişler. Daha bize ne yapacaklardı? Öldürdüler. Katliam uyguladılar. Hapishaneleri bizimle doldurdular. Tamam. Yani şimdi demokrasinin paydası olarak ya da bunların aydığı nokta olarak bütün Ergenekon soruşturmasından tutuklu olanların sayısına bakın. Bir kişiye bile haksızlık çok vahim bir şeydir. Sayıları yarıştırmak derdinde değilim. Ama Hasan abi, en iyi siz biliyorsunuz. Bir batında 11 bin sivil Kürt siyasetçisini zindanlara doldurdular. Paralel devlet bühtanıyla. Şimdi paralel devletle ittifak halinde. O zaman bize öyle dediler. Keceke bir paralel devlet kurmak istiyor diye. Bugün bu suçlamayı getirenlerin kendisi bunun muhatabı oldu. Şimdi dolayısıyla bu süreç başbakanın keyfi istedi diye başlamadığı için, keyfi kaçtığı için de bitmez. Bu devlet bütün yol ve yordamları denedi. Bu halk, bu insanlar diz çökmüyorlar, boyunda eğmiyorlar. Bedeli de neyse gözlerini kırpmadan ödüyorlar ve biz gittikçe müptezelleşiyoruz noktasına. Hem uluslararası toplumda hem kendi halkına karşı müptezelleşiyoruz noktasına vardığı gün çözüm sürecinin başladığı gündür. Yani arkasında tek bir irade yoktur. Bir de Kürt halkının, Öcalan'ın koyduğu bir irade vardır. Onun için süreç ve bir önemli ayrıntıyı daha vereyim. Süreç bir hükümet politikası değildir, bir devlet politikasıdır. Yani bizim İmralı'ya gidişimiz de dahil hepsi Milli Güvenlik Kurulu'ndan, devletin bildiğimiz bilmediğimiz diğer etkili yetkili tüm kurullarında tartışıldıktan sonra bir hükümet programı olarak uygulanıyor. Onun için demokratikleşme süreci başbakanın keyfi kaçtığı için bitmez. Bu değerlendirmeyi böyle yapmak, buradan bir vesvese üretmek şöyle bir yanlış tespitten neşet eder. Süreci başbakan başlattı, yanlış tespitini. Yok, öyle bir, o yanlış bir tespit. Onlara katılıyorum ben de. Başbakan başlattı diye değil. Fakat hakikaten başbakan, geçmiş başbakanlara baktığın vakit cesur
CHP muhalefeti bizden önemli. Yalnız şunu söyleyeyim yani bu Türkiye'de demokrasi ve demokratikleşme sürecini de evet. sadece Kürt meselesiyle sınırlı tutmamak lazım. Yani elbette ki burası değil. Burada bir nokta var. O noktada da demokratikleşme dediğimiz şey bugün ağır darbeler yiyor. Bu darbeleri vuran da Tayyip Erdoğan'ın ta kendisi. Peki. Şimdi bu darbeleri yerken biz ne yapacağız? Çünkü demokratikleşme tartışması bir yerde soyut kalabilir. Eğer biz bugün demokrasi ve hukukun Erdoğan eliyle yediği darbeleri es geçersek. Cevabı şu sanırım sonuna geldik programın. Cevabı şu, etkili bir demokrasi cephesi oluşur. Kürtlere de seçenek yaratılmış olur. Kürt halkı yalnız değilsin. Bu meselelerde seninle ortaklaşabiliriz. Demokrasi cephesi bunu söylemek zorunda. Bunu söylemeden Kürtlerin, bu insanların paşa gönlü için, paşa gönlüm kriterleri için şuradan şuraya hareket edeceğini ummak saf dillik olur. Önce etkili bir kardeşim bunlar senin hakkındır ve Kürt olmaktan falan dolayı değil. Bu ülke demokrasiyle yönetilmesi gerektiği için hakkındır doğuştan sahip olduğun hakların sana teslim edilmesi. Bunu önce Kürtlerden bir şey bekleyenler önce bu cesareti göstermeliler siyasal olarak. Böyle bir demokratikleşme programına herkes Kürt'ü istisna ediyor. Ondan sonra ne bekliyorsun sen Kürt'ün senin nasıl yanındayım? İstisna ediyor. Yani demokrasiyi talep ediyor gibi gözüken mesele ana dilde eğitim ya da kültürel olarak kendini koruma hakkı, vatandaşlık hakkı tanımına geldiğinde dünyanın en faşist tanımlarına doğru. iki saniyede iltihak doğru. ediyor. Ben ne yapacağım o zaman? Peki, ona mı bugün belli bağlayacağım? Bugün ana dilde eğitim talebine ki son derece sonuna kadar haklı bir taleptir. Bu konuda evet diyen bir parti var mı BDP dışında? Hayır. Yok. Yok. AK Parti de hayır diyor. CHP de hayır diyor. MHP zaten hayır diyor. Yani burada hepsi birleşiyorlar. Tamam. Ya da yeni vatandaşlık tanımı yok yine. Tamam. Şimdi AK Parti şu noktaya geldi. Bu başbakan ana dil ne özelde olur, ne güzelde, ne tüzelde olur dedi. Şimdi özel okullarda yapılabilir dedi. Daha başka bir şey söyleyeyim. Bir andımız rezaleti vardı. Evet. Bu hükümet kaldırdı. Evet. Karşısındaki koro halen çocuk gibi bir araya gelince bunu söylüyorlar. Doğru, Hasan abi. Doğru, çok yanlış. Yani çok yanlış, şimdi evet. kalkıp ondan sonra da bize diyorlar ki şunu niye yapmıyorsunuz? Evet. Yani gelip ben senin bu çapaklı, bu Mussolini İtalya'sından kalma zihin yapınla benim aynı ortamda iki saniye nefes alabilmem evet. mümkün mü? Evet. Önce bir hakkın demokratikleşecekler. Bunu da ilkesel bir program haline getirecekler. Ondan sonra Kürt'ten ricacı olabilirler. Gel bak kardeşim. Bunu biz de savunuyoruz ama evet. bak şöyle bir yön var. Sanırım etkili bir bitiş oldu. Daha söylenecek çok şey var ama bir gün ben hayatımın en kolay programlarından birini yaptım. Topu ortaya saldım. Aranızda gitti geldi ama çok da güzel oldu bence. Öyle yani mi? Bu konuya gerçekten çok mesai harcamış Hasan Cemal'le sürecin gerçekten göbeğinde ortasında yer alan Sırrı Süreyya Önder'i konuşturmak zaten bence benim adıma bir başarıydı. Eyvallah. O yüzden bu başarıyı sahiplenerek veda ediyorum. Yarın yine birlikte olacağız 20.30'da.